Merhabalar herkese. Öncelikle tebrik ediyoruz. Teşekkürler. İlk turlarla ilgili. Sağ olasın abi. Şimdi tabii ki kritik bir performans. Evet. Senin için başarılar diliyorum. Bakalım, teşekkürler. Merhabalar Musa, nasılsınız? İyi misiniz? Vay, güzel seyirci var, eyvallah. Dedim ki böyle gösteriye başlamadan önce insanlara böyle en azından bir şiveyi anlatayım, şiveyi öğreteyim. Çünkü bazen karmaşıklık olabiliyor. Başlamadan önce size 2 dakikalık bir şive dersi vermek istiyorum. Sonra başlayabiliriz. 2 dakikanın sonunda hepimizin çok güzel bir şivesi olacak. Siz de isterseniz bu şiveyi evde arkadaşlarınızla yapabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Mesela isimlerden başlayalım. Türkçe'de isimler, örnek veriyorum, şahıs isimleri Yusuf, Baran, Ali'dir. Ama Diyarbakır şivesi olduğu zaman sonuna O harfini ekliyoruz. Çok basit. Mesela hocam sizin adınız nedir? Kerem. Mesela Kerem, Kero. Çok basit. Sizin isminiz nedir hocam? Siz siyahlı yine. Bahri. Bahri. Bahro. Oo, çok güzel oldu. Tam bizim oranın ismi gibi Bahro. Bahri. İsimler tamamdır. Anladığımızı düşünüyoruz. Yusuf, Bahro, Alo. Tamam, o zaman sıfatlara geçelim. Sıfatlar da çok basit. Mesela Türkçe'de sıfatlar genelde isimlerden önce gelir. Bu bir kuraldır. Ama bizde sıfatlar isimlerden sonra gelir. Çok basit. Nasıl araba? Kırmızı araba. Nasıl araba? Bu araba kırmızıdır. Nasıl çiçek? Mavi çiçek. Nasıl çiçek? Bu çiçek mavidir. Çok basit. Hep beraber yapalım mı? Nasıl araba? Kırmızı araba. Bakalım kavramış mıyız? Soruyorum size. Nasıl araba? Fena değil, anlamadım ama karışıklık oldu. Neyse, geliştirebilir. O zaman hızlıca zamirlere geçelim. Türkçe'de zamirler ben, sen, o, biz, siz, onlardır. Ama bizde zamirler ben, sen, hahon, şiir. Hahonlar Ahmet abigiller. Budur, isim vereceksin. Mesela Acun abigiller gibi. Tamam. Hazırsanız başlayalım. Final gösterimi iyi geçsin diye YouTube'dan böyle motivasyon videoları isteyin dedim. Ama çok fazla Türkçe motivasyon videolarında motive olamadım. Çünkü olmuyor. Bizde öyle bir kültür yok. Genelde mesela nasihat vardır. Yabancıları izlediğin zaman oluyor. Övmek için demiyorum. Yanlış anlamayın ama mesela izliyorum adamı, diyor ki just do it. Come on man, look at me. Just do it. Geçiyor karşı tarafa. Türkçesi şu. La kalk git. La kalk çık git bu evden. Kalk git yap. Olmuyor. Motivasyon deyince de benim aklıma Metin Hara geliyor. Beni Metin Hara'yla kandıramaz. Adamın kendi enerjisi yok ya. Hadi herkes ayağa kalksın, ayağa kalk. Bak bana, ben Adriana Lima'yla. Senin kendi enerjin yok. Ben nasıl motive edeceğim? Fikirlerin güzel olabilir ama hiç motive olamadım. Dedim bari o zaman meditasyon yapayım ama o hiç olmuyor. Çünkü dediğim gibi ben Diyarbakırlıyım. Bizde mesela biri bizi övdüğü zaman, güzel bir şey söylediği zaman benim de onu övesim geliyor. Kadın bana diyor ki gözlerini kapat Yusuf. Şimdi yavaşça sakinleş. Hı-hı. Gevşe. Sen harikasın. Ben böyleyim, sağ olasın. Eğer gerçekten bu hayatta bir şeyleri gerçekten istersen başarabilirsin. Sen biriciksin. Sağ ol abla, sen de baş tacısın. Sen benim başımda tacısın. Böyle meditasyon mu olur? Olmuyor. Evet, geziyordum böyle moralim bozuk. İstiklal'de pozitif enerji merkezi diye bir yere girdim. Aret var Teryan. İçeri girdim, bana nasıl ilgilendiler? Ya dedim, bu hayatta ne kadar iyi insanlar varmış ya. Sevindim böyle, dedim iyi insanlar hiç bitmemiş. Sonra benden 5.000 lira istediler. Aidat parası. Post enerjinin masrafı 5.000 liraymış. Dedim ben birazdan geleceğim, bir dakika. Çıktım, kaçtım, gittim. Aret Varteryan'a 5.000 lira vermediğim için kendimi çok mutlu hissettim. Ben o parayı vermedim ya. Motive de oldum, medite de oldum. O para benden çıkmadı ya, rahatladım. Evet. Ben mutsuzluklarımı anlatıyorum. Çocukken de mutsuzdum. Mesela annem bana küçükken hep sorardı. Derdi, oğlum sen niye böylesin? Senin bir hayalin var mı? Sen büyüyünce ne olmak istiyorsun diye sorardı. Ben derdim ki anne, ben büyüyünce hiçbir şey olmak istemiyorum. Benim bir hayalim yok. Ben sadece oynamak istiyorum ya. Çocuğum. Ama diğer insanlar gibi oynamam. Mesela ben GTA'yı memur gibi oynarım. Hiç araba çalmam. Eğer görev bana araba verirse onunla giderim. Diyelim ki arabam patlarsa yürüyerek giderim. Ben memurum. Benim tarzım o. Ve kadınlarımıza söylüyorum. Eğer erkek arkadaşınızın gerçekten nasıl biri olduğunu anlamak istiyorsanız ona GTA oynatın. Oyun dünyasında istediğimiz her şeyi yapabildiğimiz için, yani özgür olduğumuz için gerçek kişiliğini görebilirsiniz. Mesela hile mi yapıyor? Terk et gitsin. Özellikle oyunda hile yapan adamı terk et gitsin. Çünkü kalkıp gidip koşuncu dükkanına. Bak dükkan orada. Gidip koşun alamayan adam evine ekmek de getirmez. Annem çok fazla oynamamıza izin vermezdi çünkü öğretmendi, tarih öğretmeni.
Ve tarih öğretmeniyle yaşamak şöyle bir şey. Mesela evde oturuyoruz, durup dururken size bir bilgi verebiliyor. Bir anda bir bilgi veriyor. Yabancılar da kahveyi bizden almış. Şimdi sen bu bilgiyi bana niye verdin? Yani ben ne yapacağım bu bilgi? Anlatıyor böyle, Osmanlı başarısının damesi de böyle olurdu. Osmanlı başarısının damesi şöyle olurdu. Ben de diyorum ki eğer anne Osmanlı başarısının damesi de komik şeyler de olabilirdi. Mesela dünyanın hakimi olacağımız için oyunlar bizim olacaktı. Street Fighter 2, Sokaktaki Yeniçeri 2. Orada böyle karakterler var. Ken Rui, Chani, Dalsım. Ken'i seçtiğin zaman böyle yapar. Ken, ya hey, ya hey falan yapar. Orada Sultan Aziz diye bir karakter olacaktı. Böyle seçtin. Round one, fight. Aduket. Estağfurullah. Aduket. Estağfurullah. Kulavzi bir Rabbin Nas. Aduket. Kulavzi bir Rabbin Felak. Aduket. Estağfurullah. Şimdi 3x oldu, tamam mı? Süper çekecek. Sinkiyu ya hallu vela aleyhe billahi kuvvete billahi lazim. Ya hak. Ha ha ha. Sultan Aziz, win. Elhamdülillah. Böyle olurdu, teşekkürler. Annem de bana diyor ki bu şaka hiç komik değil. Dedim bu şaka komik, merak etme. Dediğim gibi genelde mutsuzluklarımı anlatmayı seviyorum. Bu aralar İstanbul'da yalnız yaşamaya başladım ve ayda böyle 3-4 sefer sürekli sinir krizi geçiriyorum yani. Artık böyle hobi gibi bir şey oldu. Olmadı ayda muhakkak bir sefer sinir krizi geçiriyorum. Ama bir gün sinir krizi geçirken değişik bir şey fark ettim. Bilmiyorum dikkat ettiniz mi ama bu hayatta sinir krizi geçirmek büyük bir lüks. Lüks olmuş ya sinir krizi geçirmek. Çünkü insan istiyor ki böyle sinirlendiği zaman ben bir sehpayı kırayım. Hani masayı kırayım. En azından bir ortalığı dağıtayım. Hepsi para. Tam böyle monitöre vuracağım. Oho Yusuf sen fakirsin. Kıramıyorum monitörü ya. Tam telefonu atacağım. Bir kırsam rahatlayacağım. Zorla almışım 2000 lirayı. Nereye kırıyorum? Yapamıyoruz, sinirlenemiyoruz bile. Kendi insani duygumuz, her şey para. Ama bir çözüm buldum mesela. Benim çözümüm çok basit. Fakir işi sinir krizi geçiriyor. Çok masrafsız. Tavsiyede bulunabilirim. Mesela içimdekileri kağıda döküp yazıp yakıp atıyorum. İşte sehpaya tükürüyorum. Yine silersin yani. Allah kimsenin belasını vermesin. Sil gitsin. Sinir krizi geçiyorum çünkü kısayım. Eğer boyunuz kısaysa sinirlisinizdir. Bu hep böyledir. Ve çok denedim, çok uğraştım boyumuzun olsun diye. Bir gün böyle çocukken Diyarbakır'da yürüyordum. Bizim oraya yeni spor salonu açmış. Böyle yeni yeni. Gördüm böyle yazmışlar. Boy uzaltılır, kilo aldırılır, kilo verdirilir. İçeri girdim, abi dedim boyumu uzatmak istiyorum. O dedi benim babam. Böyle bir abi vardı. O dedi benim canım, benim babam, benim canım, benim abim. Cano, sen hoş geldin. Hadi bir ısın. Şimdi ısınmaya başladım ama ısınamıyorum. Isınamıyorum çünkü yemin ederim bizim spor salonunda şu şarkı çalıyor. Zer merican, 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 neden merican, marketten de... Ya dedim Mustafa aşkına bunu değiştir, bu nedir? Ben bununla ısınamıyorum. Nihat Doğan'ı değiştir ya. O dedi benim babam. O dedi benim canım, abim, benim, sen merak etme. Tak halay açtı. Bu sefer bütün spor salonu halayla ısındık. Van Gebaş grubu gibi, hatırlıyorsunuz değil mi Van Gebaş grubu? Isındım ama bir sıkıntı daha var. Çok ses çıkarıyorlar. Ya bu adamın nedir? Öyle hop oh sesler. Bazısı böyle megaloman sürekli kendine bakıyor aynada. Oh yeah. Ne haber kendim? İyidir kendim. Oh yeah. Ben tam gardımı alacağım, tamam mı? Daha bu ülkede gardla kavga edemedim. Tam böyle gardımı alacağım, adam beni almış koltuk altına. Abi diyorum bırak beni, bırakmaz. Çünkü bu kafa sıkma bizim topraklarda dövüş stili. Birinci stil bu, kafa sıkma. Tam bıraktı bileğimi büktü. Bu da ikinci dövüş stili. Bilek mi? Abi diyorum bırak beni, beni koydun pozisyona bak ya. Bırakmaz, dövüş stili bunlar. Acayip tipler var spor salonunda. Mesela bir tespit. Eski şişko, yaşlı kel badiciyat vardır. Onu gördünüz değil mi? Türkiye'deki bütün spor salonunda bulunur. Ve görevi gençleri spordan soğutmaktır. Çünkü her şeye karşı o hareket öyle değil, bu hareket böyle değil, şu hareket şöyle değil. Amca bırak, kaç yaşına gelmişsin ya. Geldi zaman, geçti zaman, gitti zaman, bitti zaman, bir santim bile uzamadım. Yine gittim, abi dedim ben uzamıyorum, benim param geri ver. O dedi benim babam, benim canım, bizde sıkıntı yoktur, Allah sana boy vermemiş o yüzden. Çıktım spor salonundan, böyle moralim bozuk bekliyorum, öğretmenim geldi, gofi gibiydi bizim hoca. Neyin var oğlum, ne oldu? Hocam dedim ben çok mutsuzum çünkü Allah bana boy vermemiş. Üzülme, üzülme, dedi kısa boylar akıllıdır. Yuh dedim benimki öyle değil, ben sadece kısayım. Üzülme mesela Einstein da kısaymış. Yuh ben fizikten de anlamam ya. Ben sadece kısayım. Ona bakarsan Hitler de kısaymış. Şey yere yakın olanlardan korkacaksın.
bir de bunu diyorlar. Şey yere yakın onlar. Fırlamadır çok uzun boylar aptaldır. Bu tamamen yalan şehir efsanesi. Bunun nedeni mesafe. Kalple beyin arası mesafe çok uzunlarda çok fazla olduğu için öyle görünüyor. Aptal değiller. Mesela Hidayet Türkoğlu aptal mıydı? Yok. Adam NBA starıydı. Kobe Bryant'a blok basan adam. Yıldızdı yani. Çok severdim ama böyle konuşuyordu röportajlarda. Hidayet bu maç nasıldı? İyiydi. Hani daha Okan gelecek de. Çok yol var anladın? Hidayet bana cevap verecek. Geçen gün ne yaptın Hidayet? Hiç. Ulan o kadar seni bekledim ve hiç mi? Ama kısalarda öyle mi? Oo, sen beni bilemedin, yüreğimi göremedin, kendini bilemedin, yamacıma gelemedin, amacına varamadın, her yere karaladın, barışlarından acaba ne aldın? Ma 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 gitti. Son olarak biraz çocuklar hakkında konuşmak istiyorum. Bir çocuğun zihni nasıl çalışıyor biliyor musunuz? Şöyle çalışır, zihin haritası böyledir. Ben bu taşı alacağım, götüreceğim, burayı koyacağım, sonra da gideceğim, alacağım, oraya sektireceğim, buradan da alacağım, buraya sektireceğim, oradan da oraya koyacağım. Ben hayattaki tek problemi çikolata olan insanlara muhatap olmak istemiyorum. Ama hep gelip beni buluyorlar. Geçen asansörde karşılaştım, bana diyor ki... Yusuf abi. Efendim? Neden iki? İki de yapamıyor. Neden iki? Ay. Neden iki? İki tane küpe? Çünkü böyle seviyorum. Ama böyle kız gibi olmuşsun ha. Böyle kız gibi olmuş ha. Dalga geçiyor. Bir de hep şey derler ya, aşkımızın bir meyvesi. İnanır mısın, o bizim aşkımızın bir meyvesi. Hepsi öyle değil. Mesela ben şahsen bir aşkın meyvesi olduğumu hiç düşünmedim. Ben sıkıntının meyvesiyim. Kesin annem babam beni sıkıntıdan yaptı. Ya ben biliyorum, memur çift ne yapacaklar? Birbirlerine baktılar, yaptılar. Hele benim dedem çok sıkılmış. 16 tane aşkın meyvesi mi olur ya? O artık aşkın manavıdır yani. Bu arada gerçek anlamda da manavı var. Geçen gün ben eve bir gittim, herhalde birine bırakacak. Evde büyük bir miras kavgası çıkmış. Bizimkiler hepsi birbirine girmiş. Keko, Avdo, Mako, Ramo, Ayşo, Fato. Edey, İdey, Üdey. Benim bu 5 yaşında küçük amcam. O da tutturmuş, ben de miras isteyen bana da miras. Küfür atıyor millete. Falan. Dur oğlum küfretme, sakinleş ya. Bölemiyorlar mirası çünkü çok kalabalık. Dedim siz bölemezsiniz çünkü sizi matematik kurtarmaz. Gerçekten çok kalabalıyız. Bak şöyle anlatayım size, o kadar çok kalabalıyız ki bir ara sıkıntıdan Diyarbakır'da Tinder kullandım. Kuzenimle eşleştim ya. Son hikaye anlatacağım arkadaşlar. Burası gerçekten büyük sahne, çok zor. Ben sahne sanatları mezunuyum. Sanat ve tasarım fakültesinde okudum. Dürüst olmak gerekirse ben oraya böyle ergenlik kafasıyla çok kız var diye gitmiştim. Ergenlik kafası, çocuksun işte. Bir gittim çok entel vardı. Yemin ederim bizim okulun hepsi enteldi. Bir ben gündi orada mesela. Bu araba senin mi? Bu araba kırmızıdır. Bir ben böyle. Çünkü onlar böyle konuşuyor. Yusuf'cum merhaba. Ritüel obsesyonlardan dolayı tabular assa anevrizma imgelem ha imgelem. Vallahi, vallahi spesifik. Peki ya irçekçilikten dolayı tabular assa imgelem ha imgelem. Vallahi, vallahi spesifik. Bir tek spesifiği biliyorum. Peki ya carpe diem, valla ne diyem? Çok zordu. Ünlüler vardı bizim okulda. Acayip ünlü insanlar vardı. Mesela sizin okula çok uzun boylu yakışıklı bir adam gelirse erkekler üzülür. Der ki okulun yakışıklılık çıtası yükseldi. Ama bir de beni düşünün, kardeşinizi. Ben Kıvanç Tatlıtuğ'la aynı sınıftaydım. Valla gerçek. Başta ben de sizin gibi inanmadım. Aynen bu sessizlik oldu. Aynen bu sessizlik, sonra gittim baktım bizim sınıfta. Adam çok yakışıklı yani, bir çıtaya baksana. Bazı kadınlar da böyle onun hakkında şey diyor ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben sarı sevmiyorum. Sen esmer de sevmiyorsun. Sen sadece Kıvanç senden daha güzel diye onu kıskanıyorsun. Evet biliyorum. Dedikodusunu yapmak gibi olmasın, aramızda kalsın. Bazen hocalar şey diyordu. Bakın çocuklar, yıldız olabilirsiniz. Artist olabilirsiniz. Bu ülkeye mal olmuş bir sanatçı olabilirsiniz. Ama benim dersime geleceksiniz. Benim dersime gelmezseniz kalırsınız. Ya hocam bir kalk git, adam Kıvanç Tatlıtuğ belli ki askerlik için gelmiş. Ne için gelecek? Zaten okula bir geliyor, herkes bayılıyor. Kıvanç böyle gidiyor, peşinden 200 tane kız gidiyor. Zombi olmuşlar, hele Kıvanç, Lolo Kıvanç. Lolo Kıvanç nerede Kıvanç? Geberiyorlar vallahi, bayılanlar, ayılanlar. Ambulans iniyordu okula. Zombi olmuş. Rektör geliyor, ne oldu diyor bu okulda. Hocam diyor, Kıvanç geldi. Ha diyor, nerede peki Kıvanç? Dedim hocam vallahi kalabalıkta kayboldu ama Kıvanç'ı okulda bulmak istiyorsanız yerdeki ağlayan genç kızları takip edin. Ha diyorum, burada bir kızımız ağlamış. Bakın hocam, B bloktan çıkmış, C'den dönmüş. Orada da bir kız var. Auditoriumda bulabilirsin. Yine dedikodusunu yapmak gibi olmasın, aramızda kalsın. Bazen hocalar şey diyorlar. Bakın çocuklar, o vize final haftası gelir.
O vize final haftası gelir. Notlara vermeyin. Vallahi notlara vereni gebertirim Yusufçum. Tamam mı? Sakın notlara verme. Dedim hocam ben zaten not tutmuyorum. Ben vermem. Ama ya bu Miray? He? Miray ne yapacağız? Kıvanç bundan not istesin bu ruhunu verir ya. Kıvanç mı ben mi? Tabii ki de Kıvanç. Bence de Kıvanç. Çok teşekkürler, ben Yusuf Bilal Altıntaş.